Praksisten selamlar. Ben Burak Akmenek. Bugün Ceyda Doğan Karaç'la beraber, her zaman üstünü vurguladığım arkadaşımla beraber sizlere Life is Strange oyununu anlatmak için geldik. Evet. Ceyda oynadı. O anlatacak. Ben soracağım. Ceyda, Life is Strange. Sen bunu bayağı hevesle bekliyordun aslında. Evet. Gelir gelmez de hemen atlayıp, hatta ben haberleşmeden falan oynayıp incelemesini yazıverdin. Niye bu kadar değerli bir oyun? Ben bir şey mi kaçırdım? Remember Me'yi daha önce oynadıysan aslında Burak abi, az çok biliyorsundur. Remember Me'nin yapımcıları yaptı oyunu. Hmm. Life is Strange 5 bölümlük bir oyun olacak zaten. İlk bölümü... Episodik. Yani evet, tek tek. Yani aslında şeye çok benziyor. Yani Telltale Games'in işte The Walking Dead, Wolf Among Us gibi oyunlarına çok benziyor. Yani şu anlamda benziyor. Tabii grafiği ve hikayesi çok farklı. Hani bölüm bölüm çıkarılıyor ve bir grafik macera. Bizim olayımız bu. Tamam. Yani işin içerisinde çok fazla bulmaca vesaire yok. Bir şeyleri keşfetme ve hikaye odaklı olarak bize verilen öykü farklı şekillerde istediğimize göre şekillendirmek var. Ha, şey gene sinematik anlatım. Evet, sinematik anlatım tamamen ama oldukça başarılı bir macera olmuş. Hani zaten fiyat olarak da çok uygun. Hani o detayları vermeden önce oyunun biraz hikayesine giriş yapacağım ben. Şimdi hikayemiz Max isimli bir hatunun hikayesini anlatıyor. Tamam. Kendisi birdenbire bir fırtınanın ortasında uyanıveriyor ve tam olarak neyin ne olduğunu farkında değil. Fırtınadan işte kurtulmak için kendisi bir deniz fenerini görüyor ve yoldan yavaş yavaş deniz fenerine doğru çıkıyor. Tam o sırada... Kaç yaşında bir kız bu? 18 yaşında yeni girmiş bu arada. 17-18 yaşlarında işte hayalde böyle fotoğrafçı olmak. Yani kız fotoğrafçılık fakültesinde okuyor. Hayatı boyunca fakir yaşamak istiyor yani. Tamam. İşte kısmet nasip böyle şeyler. Şey nerede kalmıştık? Deniz fenerine doğru gidiyor ve yıldırım çarpması sonucunda deniz feneri yıkılarak kızın üzerine doğru molozlar düşerken o sırada uyanıveriyor Max. Bir kabusun içerisinde tabii aslında. Tabii kabus, geleneksel, ölmek üzereyken. Tam her zaman olur. Aslında böyle... kız her şey hikaye değilmiş. Aslında biz baştan beri bir rüyadaymışız falan. Ha. Bir dersin ortasında uyanıyoruz. İşte şokun etkisiyle ders sonrasında bir elimi yüzümü yıkayayım edasıyla karakteri yönlendiriyoruz. O sırada tabii ki sinematik olarak çok başarılı olmuş. Hani aradan geçişler, öğrencilerin birbirleriyle yaptıkları işte ufak tefek dedikodular. O karakterleri böyle tanımak için işte yanlarına gidip böyle bir onları anlatıyor vesaire. Arada da çok güzel müzikler şey var bu arada. Amerika'da mı geçiyor, İngiltere'de mi geçiyor? Hangi ülkede geçiyor? Oregon'da Arkane Bay yani Arkane... Amerika'da geçiyor. Amerika'da geçiyor aslında tamam, teknik olarak. Tamam, kız tuvalete gidiyor, en iyisini yıkayacak. Hatun tuvalete gidiyor, işte o sırada işte pembe bir tane böyle şeycik gibi kelebekçik geliyor. Onun fotoğrafını çekerken bir erkek öğrencinin bir kızı vurduğuna şahit oluyor. Ölüyor bayağı kız. Yani ama şey hani oradaki duygu birikimi kız birdenbire bir şeyler oluyor ve zamanı geri alıyor kız. Bu nasıl yaptı hakkında hiçbir fikri yok. Zamanı geri aldığını fark edince bunu böyle ufak tefek deneylerle bir test etmeye çalışıyor. Ya acaba ben rüya mı görüyorum? Hani kız bu arada çok nerd ve asosyal bir kız. Hani insanlarla çok fazla iletişime girmeyi sevmiyor ve bu kıza sorun olan çok fazla insan var. Tipik Amerikan lisesi. Hani giderler, popüler kız böyle yakışıklı bir Amerikan futbolu erkeğiyle çıkar. Asosyal bir kız vardır, onu tokatlar diyor ki böyle dal geçerler falan. Hey hey sen loser falan yaparlar. İşte karakter böyle gücünü keşfetmeye çalışırken yanlış verdiği cevapları işte hani doğru cevap vereyim deyip bir zamanı geri alırız. Ya da başka şeyler yaparız. İşte olayların farkına varınca birkaç kere bu deniz feneri kabusunu tekrarladığını fark ediyor karakterimiz. Ve bunun ardındaki gerçeği anlamaya çalışıyor. Niye bu kabus sürekli görüyorum? Hikaye bu şekilde başlıyor. Zombi mombi yok içerisinde. Yok hayır. Yaratık falan vesaire öyle şeyler yok. Hani onun dışında hani grafikleri gayet başarılı aslında. Hani böyle sulu boya efekti var. Işıklandırmalar çok güzel. Ama gelin görün ki kaplamalar gerçekten çok kötü. Hani ben belki bilgisayarda oynadığım içindir. Çünkü eski nesilde de çıktı bu arada oyun. Hani PS3'te, Xbox 360'da var diye belki kaplamalar çok fazla uğraşmamış olabilirler. O yüzden biraz zamanı gerisinde kalmış. Tamam. Ama macera türünü seviyorlarsa, hani özellikle macera türünü seviyorsanız, grafik adventure kesinlikle çok güzel bana göre. Ama 2 saat, 2,5 saat ne kadar tatmin eder bilemiyorum. Biraz şey gibi olmuş aslında bu oyun. Hani firma demiş ki ya biz 5 bölüm çıkartacağız zaten. Hani bu birinci bölüm biraz pilot bölüm olsun gibi yapmışlar. Muhtemelen ben öyle tahmin ediyorum. Onun dışında... Onun dışında tüm konsollarda var. Evet, hepsinde var. Tüm platformlarda var. Konsol demeyeyim yanlış olur. Şu anda olan hepsinde var. Okey, o zaman başka ne kaldı? Bölüm bölüm alacağız. Bölümünün parası ne kadar şimdiki? Şu an 10 ve 16 lira arası değişiyor. Hani belirli yerlerde farklı, farklı firmalarda farklı satılıyor ama toplamı hemen hemen maksimum 15 TL'ye
oyunu satın alabiliyorsunuz. Yani fiyat olarak da çok iyi aslında. 2,5 saat sürüyor bu arada oyun. Tabii ki şunu belirtmek lazım. Yaptığınız her seçimde, hani bu Walking Dead gibi ya da Wolf Among Us gibi böyle kritik şeyleri seçebiliyorsunuz. Tamam ama ortada şöyle bir şey var. Farkında olmadan çok fazla seçeneği de atlayabiliyorsunuz. O yüzden oyunda her şeyi dikkatlice didiklemek, her posteri okumak, her insanla iletişime geçmek. Tekrar oynayabilirliği çok yüksek. Aynen öyle. Yani ben şimdi bir kere oynadım. Seçimlerin sonrasına baktım. Böyle 15-20 tane işte kanıt bırakmadın. Şunu yaptın, bunu yaptın. İşte bilmem neyin ölümüne neden oldun. İşte bunu seçtiğin için bunun sonuçlarına katlanacaksın. Bakıyorum aslında 3 tane seçenek yaptım diye hatırlıyorum ben kritik. Ama baktım 10-15 tane seçenek var. Kelebek etkisi yüksek. Aynen öyle. Zaten kelebek etkisi muhabbeti de orada var. Hani siz ne zaman böyle bir şeyi seçtiğiniz yer çok önemli bir şeyse o seçim. Hemen böyle monitörün sol kenarında işte bu yaptıklarının sonuçlarına katlanacaksın gibisinden böyle bir tebeşir çizimi, bir kelebek çıkıyor. O yüzden hani çizimler böyle sürekli tebeşir. Hani sonuçta bir öğrenci olduğu için oradan güzel bir yönlendirme yapmışlar. Ama genel olarak türünü sevenler için oldukça başarılı. Mart ayında da bir ay sonrasında ikinci bölümü çıkacak. Yani ikinci bölümünden sonra tam bir şey söylemek daha doğru olur. Şimdilik güzel gibi duruyor ama. Tamam. Bakalım Mart ayında belki size ikinci bir çekimde yaparız bu oyunla ilgili. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve bundan sonrasında bizi izlemek isterseniz Celia'nın gösterdiği noktalara bakarak bizi takip ederseniz çok memnun oluruz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.